Sanal bir evren mümkün mü? Bu soru çokça sorulan ama cevabı net olmayan bir soru. Bugün bu soruyu bir film ile sizlere anlatacağım. Filmimiz Ready Player One. Ready Player One, yazar Ernest Cline tarafından yazılan bir bilim kurgu romanı. Filmimiz de bu romandan uyarlanıyor. 2044 yılında geçen distopik bir geleceği anlatıyor roman. İnsanlar dünyanın kaynaklarının tükenmesi, aşırı nüfus ve ekonomik çöküşle mücadele ediyorlar. İnsanlar gerçek dünyanın sıkıcılığından kaçmak için Oasis adlı bir sanal gerçeklik dünyasına gidiyorlar. Ne kadar gerçekçi değil mi? Ekonomik çöküş, nüfus artışı. Yani bu evren için şu anda her şey hazır. Ready Play konusunu biraz sizlere anlatayım. Ana karakterimiz Watt West, gerçek dünyanın sıkıntılarından kaçmak için zamanını The Oasis adlı bir oyun evreninde geçiriyor. Oyunun milyoner kurucusu, oyun evreninin içine bir anahtar saklıyor. Ve öldüğünde tüm servetini ve oyunun kontrolünü bu anahtarı bulanın olacağını söylüyor. Watt de bu macera dolu hazine avına düşüyor. Bir süre sonra her şey bir oyun olmaktan çıkıp acımasız bir rekabete dönüşüyor. Zira şirket hissedarları ve para göz oyuncular hazineye herkesten önce ulaşabilmek için diğer yarışmacıları saf dışı bırakıyorlar. Saf dışı bırakmak için her şeyi deniyorlar. Şimdi bu filmde VR gözlüğünüzü takıyorsunuz ama bir yandan da normal hayatınıza devam ediyorsunuz. Mesela işten sonra telefon oynayan bir tanıdığınız var. Yani bu oyununu sanal evrende oynuyor. İşte bu sanal evren dediğimiz şey de bu. Yani o oyununu VR gözlüğüyle sanal evrende oynadığını düşünün. Aynı zamanda gerçek hayattaki siz olmak zorunda değilsiniz. Mesela hayatınızda hiç dövme yaptırmadınız. O evrende yaptırabiliyorsunuz. Cinsiyet kavramını da siz belirliyorsunuz. Yani bir erkek orada kadın. Bir kadın orada erkek karakteri olabiliyor. Oyundaki tipinizi kendiniz oluşturuyorsunuz. Aslında sanal evren dünyada belli neden ile kısıtlanan şeylerin özgür olduğu bir alan. Oyun oynarken aynı zamanda dünyadaki hayatınız da devam ediyor. VR gözlüğünüzü iş yerine takıp bu evrene girebiliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda bu evren için yeni meslekler de ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yani siz evinizde gözlüğünüzü takarak iş yapabileceksiniz. Sanal evrende para kazanıyorsunuz. Karakterinizi geliştiriyorsunuz ve öldüğünüz zaman sıfırdan başlıyorsunuz. Bütün kazanımlarınız gidiyor. Tabii bu durum hem gerçekçi hem de çok can sıkıcı. Mesela hayatınızda araba kullanmadınız. Bu evrende araba ve diğer araçları kullanabiliyorsunuz. Aşk bile yaşayabiliyorsunuz. Dünyadan farklı bir alternatif evren aslında. Farkındaysanız dünyada firmalar yavaş yavaş bu evrene hazırlık yapıyorlar. Çünkü geleceğin orada olduğunu düşünüyorlar. Mesela yeni coinler çıkıyor sadece sanal evren için. Firmalar vizyonlarını değiştiriyor. Hatta Facebook ismini meta yaptı. Nedeni dediğim gibi ileride gelişecek sanal evrene daha hızlı ulaşmak. Firmalar sanal gözlükler tasarlıyor ve gerçekten de bu şekilde dijitalin bir parçası oluyoruz. Kullanmıyoruz aynı zamanda dijitali yaşıyoruz. Daha interaktif bir alan sanal evren. Mesela dünyada hiçbir zaman uzak doğuya gitme imkanınız yok. Yok diyelim. Bunu sanal evren sayesinde ileride yapabilecek hale geleceğiz. Eğitim için artık ülke değiştirmeye gerek yok. Sanal evren ve sanal bir sınıfta dersimizi istediğimiz gibi işleyeceğiz. Dünyanın sokaklarını yaşadığımız ülkeden gezeceğiz. Zaten Ready Play One filmini izlerseniz benim anlattıklarım kafanızda daha detaylı oluşabilir. 2018 yapımı bir film. Aradan 5 yıl geçti. Artık teknoloji daha da gelişti. Daha da ilerledi. Belki ilerleyen zamanlarda hepimiz sanal evrende yaşayacağız. Daha özgür olacağız. Yapmak istediklerimiz önünde kimse olmayacak. VR ve yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte yeni bir evrende yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Web 1'de sadece üretici vardı. Ve mesela biz ona karşılık veremiyorduk. Mesela bir gazete Web 1'e giriyor. Ne yani? Gazetede bir yazar yazı yazıyor. Siz ona karşılık veremiyorsunuz. Web 2 daha interaktif. Web 3 ise kullanıcının aynı zamanda üretici olduğu ve gerçekten de içerik üretmenin bir parçası olduğu bir alan. Web 3, Web 4 ve yani ileride gelişecek bütün bu teknolojik atılımlarla beraber dünya daha farklı bir yere gelebilir. Sizlerin fikirlerini de çok merak ediyorum. Yorum kısmında sizler de Web 2.0'ın bize getirdiği bu güzel nimeti kullanabilirsiniz diyorum. Düşüncelerinizi de merak ettiğimi tekrar yeniliyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.